Koşun, evdeki afacanlar başlıyor. Ben Emret Başbakanı'nı daha çok seviyorum. Boşver başbakanı, afacanlar her zaman daha iyidir. Bunu her cuma kanıtlıyorlar zaten. Bak bak, Cin Ali çıktı. Hi, ho, ha. Ay, bu çocuk Allah'ın bir lütfu gibi. Aynı ağaçta. Tam tersi, çocuk çok itici. Dilara, televizyon dünyası bu. Her şeyi hesaplamışlar. Bak, ablanın aklı bir karış havada. Erkek kardeşse itici geliyor. Ama aslında kızların yüreğini oplatıyor. Asıl kahraman o. Ve kendini beğenmekten vazgeçmezse hep gizli bir kahraman olarak kalacak. Peki o küçük sevimli kıza ne olacak? Göğüslerini küçültüp Almanya'dan burs kazanacak. Şu televizyonu kapatır mısınız lütfen? Ali neredeyse gelmek üzere. Bu çocuğun oyunculuğu çok kötü ya. Şşş, şş. Dadı geldi dadı. Aman Cemil sen de. Şu kıyafetlerine, takılarına bakar mısınız? Kazandığı parayla bunları alması imkansız. En azından benim kazandığım parayla. Bu çok saçma. Baba evin idaresini tamamıyla evde çalışanlara teslim etmiş. Kendisi böyle ortalıkta korkuluk gibi duruyor. Çalışanların evi ele geçirdiği falan yok. Ha, aklıma gelmişken yarın annem jacuzziyi kullanacak Pertem. Söyle ona ayarı 3'te tutsun. Hem köpük yapıyor hem titreşim. Ben bilmem, öyle diyorlar. Geldi geldi, hadi kapatın artık şu televizyonu. Cin Ali geldiğinde duymak istediği en son söz kendi ünlü sözüdür herhalde. Hi ho ha. Bu sözü son 2 saniyedir hiç duymamıştım. İyi oldu. Hoş geldin Ali. Yolculuk nasıldı? Kötü. Uçakta verilen yemeklerden nefret ediyorum. Her şey çok tuzlu. Şu halime bakın. Vücudum acayip su topladı. 9 yaşında gösteriyorum. Ben Ömer Giritli. Aa, çok memnun oldum. Gravutun çok fekalı, yakışıklı. Hey, bu bebek de kim? Ben hayranlarındanım. Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmadım. Her zaman izlerim yani. Bir bölümünü kaçırmıştım. Onda da canlı yayına bağlanmışlardı haberler için. Çeçenler sivilizatörü başka bir saatinde bombazalar olmuyordu sanki. Evet. Nerede? Çok heyecanlıyım. İnanamıyorum, baksana. Cin Ali ile tanıştım. Biri beni çimdiklesin. Ben laf olsun diye söylemiştim ama. Ali, seni çocuklarımla tanıştırayım. Tolga, Duygu ve Dilara. Biliyor musun Ali? Erkekliğe ilk adım attığın bölümü tekrar izledim. Bant çizilinceye kadar. Aslına bakarsan o sahnede rol yapmıyordum. Tolga, odanı Ali ile paylaşacağına göre gidip oyuncaklarını toplasan iyi olur. Oyuncaklar mı? Ne oyuncakları? Ben çişimi yapıp lazımlığıma oturdum, kaseti de gösterseydim. Bana adını tanıyor musun? Yakinen. Geçen yaz lüks bir otelde beraber kalmıştık. Küveti doldurup içine girdik. Sonra... Duygucuğum, yatma vakti. Yatak vakti Duygu. Benim yatak vaktim ne zaman? Ben yatmak ister misin? Bak, iyi bir oyuncusun. Dizide de sevimli bir rolün var. Nereden seçtiniz? Bunu anlamış değilim. Vay vay vay. Sonunda baş başa kalabildik. Senin kafan kesilip yerine Tövman'ınki konsa belki olabilirdi. Ne de güzel verdi ağzının payını. Mosmor etti Cin Ali'yi. Ali, buraya sağ salim geldiğini bildirmek için ailene söz vermiştim. Ama Allah'tan ne halde döneceğine dair söz vermemiş. Pantolonlarınızı yukarı taşıyabilir miyim efendim? Sağ ol ahbap. Al şonlu. Seni nasıl çağırabilirim? Siz bir ıslık çalın yeter. Pekala Şeytan Ali. Yani Cin Ali. Sana evi göstereyim. Evi boş ver. Sen önden yürü de seni göreyim. Hey! Kusura bakma. Sadece bir refleks. Bu da öyle.